dolar TL, Uğur dolar TL dolar TL deyip duruyordu. Dolar TL geçen bakmıştık zaten, bu hani 8,3'e düşebilir derdi o demiştim. Hatta çizili şu an şurada duruyor. Şu beyaz, şunu değiştireyim. Sarı ya da şu kırmızı, bunlardan birini yapacak demiştim. Ama ne yaparsa yapsın yönü yukarı, yani çok da ahım şahım bir düşüş yok yani. Şeyde yani buradan buraya düşse bile %10 %27 düşmüş oluyor da, Türk lirası dolar karşısında 120 değer kazanacak ha. Çok zor yani o. O pek mümkün değil. Neden mümkün değil? Evet, günlükte inip çıkıyor inip çıkıyor. Yani 8'den döner bu en kötü. Günlük grafik çok da mühim bir şey değil. Önemli olan dolar grafiğinde haftalık diyoruz ya. Bak çizgilere baktığında şak diye belli oluyor. Beyaz ülkenin halinden dolayı bu zaten sürekli yukarı gidecek bir şey. Aynı Bitcoin gibi öyle olması gerekiyor diye. Bu sarı normal olan normal hareketi, böyle böyle gidebilir. Kırmızı mümkün mü? Değil. Niye değil? Önce anlatmıştım niye olmadığını. Hani TL'nin tarihine bakıyorsun. Tarihinde bu içi bulutunu hiç kırmamış. Kırmızı ne yapıyor? Kırıyor. Hayırdır, ne oldu? Yani şuralarda ilk başlarda işte 2012'lerde, 2010'larda, 2012'lerde ekonomi daha iyi durumdaydı. Tarım da daha iyiydi, ekonomi de daha iyiydi. Her şey daha iyiydi. O iyi durumdayken bu içi bulutunu kıramamış bu haftalıkta. Şimdi ülkeyi bok götürürken içi bulutunu mu kıracak bu? Mümkün mü böyle bir şey? Bu mümkün olmadığı için bu büyük ihtimal bu sarıdan. Sarı da şu ana trendin şeyinden geçiyor. Tam belli olmuyor şu an siyah şeyi. Onu orta yapayım. Ortayı. Şu sarı da tam şeyin ana trendin orta bandı oluyor. Oradan destek alıp sonra bir tepeyi 9,3'ü kırmayı deneyip kırabilir. Hani şak diye onun üstüne, oradaki ülkenin durumuna bağlı, siyasi durumuna bağlı kırabilir. Ama normalde işte hemen kırabilir, kırmayabilir. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bu da kap vardır. Kapanır da kapanamayabilir. Ama şu hareketi yapması olası yani. Buradan gelir. AT yapar. AT'de satış baskısıyla gelir. Sonra retest yapar 8,6'ya. Ondan sonra kırar. Normal hareketi bu, ama şuradaki saçmalığa bağlı olarak şok diye kırıp da 13, 14, 15'e doğru da gidebilir. Yani ne olursa olsun baktığında haydi oldu yani, hiç kırmamış şimdiye kadar içi bulutunu haftalıkta, ama burada kırdı diyelim. Yine aynı bir değil. Yine değişen gene hiçbir şey yok. Burada kıracak, gene yukarı gidiyor. Görünen köy kılavuz istemez. Hani bazı şeyler bu hayal. Maalesef öyle. Yani bu buradan kıracak. Sonra geldi diyelim 6,8'e. Sonra bu aşağı mı kıracak buradan aşağı? Hayırdır, Amerika mı batıyor? Yani bunun buradan aşağı kırması için iki olasılık var. Ya Amerika batacak ya da Türkiye uzaya çıkacak. Daha ağaç söndüremiyor. Ne uzaya çıkması Allah aşkına? Mümkün mü böyle bir şey? Değil. O zaman bu 6,8'e gelse bile bu gene yukarı gidecek yani. Sadece süre uzamış oluyor. Atıyorum şu sarıyı yapsa mesela Nisan 2022'de onu kırmış olacak. Yok aşağı düşüp şey ettiğinde de atıyorum işte Nisan değil de ondan 3 ay sonra 4 ay sonra Ağustos 2022, yani bir dahaki yıl kırmış olacak yukarı onu.